tartıştılar. Dedikleri şu: normalleşme millette karşılık buldu. Normalleşme Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset alanını açtı. Normalleşme milletin tüm görüşleri birbirine ifade etmesine, gerçek bir demokrasiye olanak sağladı. Anketlere bakıyoruz, normalleşmeye destek. Tayyip Bey yumuşama diyordu, kimse yumuşama demek istemiyor. Muhalefette yumuşamayacağımız belli. Bu meclis grubunun görevini yaparken yumuşamayacağı belli. Ama siyasetçilerin kayıkçı kavgasına, birbiriyle konuşup değil de bağırışmasına, evde kavga eden anne baba gibi çocuğun ikinimizi de duymak istemiyorum diye kulağını kapamasına Tayyip Bey'in ihtiyacı var. Çünkü açık kulaklar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksullar için konuştuklarını, hayat pahalılığı için konuştuğunu, demokrasi için konuştuklarını duyduklarında bize hak veriyorlar. O yüzden kutuplaşma, o yüzden gerginlikler isteniyor. Baktılar, gördüler ki anketinde, kamuoyu araştırmasında, toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin lüzumsuz tartışmalardan kaçan, sürekli vatandaşın derdinden söz açan, vatandaşın gerçek sorunlarını tartışan, ona mecliste alan açan, ona sokakta, mitingde alan açan siyaseti karşılık buluyor. Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet Bey demiş ki, uzattığım el hesapsızdır, iyi niyetlidir. Deme uzattığı eli söylüyor. Düne kadar kapatılsın dediği partiye, hazine yardımına el konsun dediği partiye, el konmayınca Anayasa Mahkemesi de kapatılsın dediği partiye, terör odağı yuvası dediği partiye, bize, o partiye, seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, uzattığım el hesapsız kitapsızdır demiş. Ben ona diyorum ki, Devlet Bey, doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir. El sıkışmak iyidir. Konuşmak kavgadan iyidir. Diyalog kuru inattan iyidir. Barışmak küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan el milletin kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı onu seçene gösterilen saygıdır. Bir partiyi yok saymak ona oy veren seçmeni yok saymaktır. Yıllardır bunu yapmadım. Yaptığınız için size karşı çıktım. AK Parti'ye karşı çıktık. Ve milletin tercihi sanaysa milli irade, milli irade baş tacı. Tercihi banaysa milli iradeyi al aşağı, beka sorunu. Demeyse milli irade, milli irade değil, bölücülük, terör örgütü. Bu anlayıştan vazgeçmek doğrudur. O yüzden bu sürecin kendisine dair efendim Cumhuriyet Halk Partisi ne söyleyecek? Bir kez şunu söyleyeyim. CHP ne söylerse kendi söyleyecek. TV'deki yorumcular ağzıyla, bir takım ezberlerle, bir takım maksatlarla veya bir takım hesaplarla konuşanların ya da hesapsız kitapsız 3-5 fazla reyting için ortalığı gerenlerin ağzıyla değil, bu parti konuşacaksa genel başkanının, grup başkan vekillerinin, sözcülerinin, milletvekillerinin ağzıyla konuşacak. Ayrıca bu parti konuşmak için ya da kendi milliyetçiliğini ispat için Devlet Bey'den icazet almayacak. Bu parti demokratik bir açılım yapmak için DEM'den de bir çağrı beklemeyecek. Ama beklenenlere şunu söyleyeyim, şu kadarını söyleyeyim. Bu parti
gelecek hafta genel başkanıyla, kuvvetli bir milletvekili grubuyla, yöneticileriyle Diyarbakır'da olacak, Batman'da olacak, Mardin'de olacak, Şırnak'ta olacak, Hakkari'de olacak, Van'da olacak. Bu parti orada açılan yumruklar sıkılsın diye değil, eller birbirine kavuşsun diye. Birbirini duymayan kulaklar yeniden kapansın diye değil, birbirine kulak versin diye. Bu parti gözyaşlarının durma ümidi durursa, aman ha, çatışmalar sürsün, gözyaşları sürsün, analar ağlamaya devam etsin diye değil, o dünyanın en kıymetli şeyi analarımızın gözyaşı dursun diye. Bu parti artık daha fazla şehit gelmesin diye. Bu parti terör yüzünden, oradaki çatışmalar yüzünden, terör yüzünden, terörle mücadele yüzünden oraya hizmet etmemenin bahanesi kalmasın diye. Bu ülkedeki tüm vatandaşlar anayasadaki gibi fiilen de özgür olsun. Özgür olduğunu hissetsin ve kendini bu milletin, bu ülkenin onurlu ve eşit vatandaşları görsün diye. Kürt kendini Türk'ten geri, Alevi kendini Sünni'den daha az eşit hissetmesin diye üstüne düşen ne varsa bunu cesaretle yapacak, kimsenin şüphesi olmasın. Ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde, ne demin Sayın Eş Genel Başkanı'nın bize işaret ettiği, istikamet verdiği yerde. Ne Devlet Bey'in korkularını sözde, endişelerini sözde haklı çıkaracak bir şey yaparız. Ne demin geçmişe bir takım referanslarla ortaya koyduğu güvensizlik üzerinden aman kendimizi birilerine beğendireceğiz diye olmadık bir şey yaparız. Biz Kürt'ün, Türk'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, kardeşliğinin, eşit yurttaşlığının ve bu Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan, Trakya'da yaşayan her ananın gözünün yaşının durması için üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız, cesaretle yaparız. Şimdi bir çağrı da bizden. Biz siyasetin kısır kavgalardan, şahsi tartışmalardan uzaklaşmasını, sadece milletin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz. Siyasi hattımızı da buna göre belirliyoruz. Milletin iradesiyle kavga etmiyor, milletin seçtikleriyle dilişmeye girmek yerine milletin sorunlarını önlerine koyuyoruz. Ve bu milletin istediği kavga yerine diyaloğu, sorunlarının çözülmesi için artık sözün öne çıkmasını, sıkılı yumrukların açılmasını savunuyoruz. Bu milleti millet yapan değerler olduğu gibi bu milletin, bu ülkenin önemli günleri de var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bunlardan bir tanesi. Her sene olduğu gibi bu resmi törenlere katılacağız. Şimdi buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sözüne çok kıymet verdiği Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Bu sene Cumhuriyet resepsiyonunu Atatürk'ün vasiyetine rağmen, tüm yargı kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına bir hançer gibi saplanmış, o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk'ün evinde, gelin Çankaya Köşkü'nde yapın. Çankaya Köşkü'nde yapın Cumhuriyet resepsiyonunu. O resepsiyona Çankaya Köşkü'nde yaptığınız takdirde göreceksiniz ki bu parlamentonun milletvekillerinin hepsi, partilerinin hepsi, siyasilerinin hepsi gelecek. Devlet Bey, mecliste gidip sıktığınız eli yine sıkacaksanız gelin Çankaya Köşkü'ne,
Cumhuriyet'in, Atatürk'ün ve bu milletin gerçek evine, hepimizin ama hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü'ne o resepsiyonu taşıyın. 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın. Cumhuriyet resepsiyonunun yapılmasını ve Çankaya Köşkü'nde yapılmasını Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a önemli ve kaçınmaması, bu memleketi kutuplaştıracak bir adım atmaması ümidiyle teklif ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.